O haftalık 20 bin lira otele para verecek. Gidecek 50 liraya tost yiyecek. Yani nüfusun Zaten %1 o dedi. 50 liraya tost yiyen o pazarcının müşterisi değil. O merak etmesin. Yani pazara da tabii, gelmez. Tabii. Yani o pazarcının müşterisi değil. Bu arada Yalçın Karatepe hocamız da bizimle birlikte. Ona bir merhaba diyelim, hemen Sayın Bakan'a dönelim. Sayın hocam merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar Fatih Bey, konuklarınıza da saygılar. Sağ olun hocam. Hemen size döneceğim hocam. Hemen Sayın Bakanıma önce bir sormak istiyorum. Ekonomideki iyimser söylemler karşılıksız diyor. Pazarcı maliyetlerden, halk fiyatlardan şikayetçi. Bir şey yani çığ gibi geliyor üzerimize ya. Gerçekten insanlar, Sayın Bakanım, bakın ben bile eşimle pazara gittiğimde elim ayağım titriyor ya. Yani iki tane poşet sebze meyve alsam 250-300 lira ya. Yani biraz daha zorlasam 500 lira. Yani her hafta pazara gitsen ayda 2000 lira. Ne olacak? Şimdi çarşı pazar sadece eli yakmıyor, mutfakları da yakıyor. Gerçekten çarşı pazar dediğimiz şey bu ülkedeki bütün tüketicileri ilgilendiren bir konudur. Yani herkes ihtiyaçlarını karşılamak için çarşıya gider, pazara gider, markete gider, bakkala gider, manava gider, alışveriş yapar. Başta beslenmesi için gerekli malzemeler olmak üzere tüm ihtiyaçlarını çarşıdan, pazardan karşılar. Bu çarşıda, pazarda yüksek fiyat artışları var demek, bu ülkede yaşayan insanları geçim sıkıntısı içerisine sokan bir ekonomik tablo var anlamına geliyor. İnsanlar geçinemiyor. Özellikle geniş halk kitleleri, asgari ücretler, emekliler, memurlar, işçiler, hatta tüketici olarak çiftçiler, hatta tüketici olarak esnafın kendisi bile bu çarşıdaki, pazardaki fiyat artışlarından muzdarip demektir. Bakın, bir hükümetin ekonomi politikalarının başarılı olup olmadığının en önemli göstergesi bu enflasyondur. Yani çarşı pazardaki fiyatlardır. Eğer ülkede fiyatlar çok hızlı artıyorsa, yani enflasyon oranı yükseliyorsa, hükümetin izlemiş olduğu ekonomi politikası yanlış demektir. Çünkü tüm tüketicileri mahvediyor demektir. Gerçekten özellikle son 3-5 yıl içerisinde Türkiye'de ekonomik göstergeler korkunç şekilde bozulmuştur. Bozulan bu ekonomik göstergelerin içerisinde enflasyon en önemli kavramdır. Ve sürekli Türkiye'de enflasyon yüksek seyrediyor. Yaşanan enflasyon son 20 yılın en yüksek enflasyonu. Bir kere üretici fiyatlarıyla TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı %46 ya. %46. Üfe. Dünyanın neresinde var? Hangi ülkede var? Türkiye böyle %46 dediğiniz enflasyonu unutmuştu zaten. Ama biz enflasyon deyince üfeyi değil tüfeği hatırlarız. Tüketici fiyatlarını hatırlarız. Tüfe de yüksek. TÜİK diyor ki %19. Gıda maddeleri enflasyonu ise sanırım 29. Çok yüksek bir oran bu. Dünyanın en yüksek fiyat artışlarını yaşayan ülkelerinden biri Türkiye. Dünyanın en yüksek enflasyon yaşayan 10 ülkesini çıkarsanız içinde Türkiye var. Üstelik de bu fiyat artışlarıyla baş edemediği için hükümet rakamları da düşük gösteriyor. Yani bu %19 dediği enflasyon da TÜİK'in hesapladığı enflasyon. Bu hesapların doğru olmadığı kesindir. Düşük gösterdikleri kesindir. Çünkü ikide bir TÜİK'e yapmış oldukları müdahale bunun açık kanıtıdır. Nitekim bağımsız başka kuruluşların yapmış olduğu, ENAG'ın yapmış olduğu enflasyon hesaplarında bu oran %30'un üzerinde çıkmaktadır. Peki
Bunun suçlusu çiftçi midir? Bunun suçlusu pazarcı mıdır? Esnaf mıdır? Market midir? Sayın Erdoğan'ın şöyle bir huyu var. Bütün kendisine ait kabahatleri üzerinden atmak için kendisi dışında bir suçlu bulur. Ortaya ne zamanki hükümetin izlediği politikalardan dolayı halkın şikayet ettiği bir konu ortaya çıkarsa hemen suçu üzerinden atmak için, algıyı başka yöne kaydırmak için başka bir suçlu icat etmeye başlıyor. Daha önce biliyorsunuz patates, soğan fiyatları çıktı diye depoları basıyorlardı. Ya ürün terörist, bir... terörist. Ya terörist. Üstelik Polatlı'daki soğancıları terörist, terörist ilan etmişti. Şimdi yeni bir terörist bulma çabası peşinde. Kardeşim, tarım girdilerine zam yapan sensin. Üretimin maliyetini artıran sensin. Nakliye fiyatlarını artıran sensin. Gidiyorsun esnafa, dükkan kirasını çıkaramıyor. Gidiyorsun pazarcıya, evin geçimini sağlayamıyor. Gidiyorsun çiftçiye, bu sene tarlamı nasıl ekeceğim diye dert küpü olmuş. Perişan. Çiftçiyi perişan edersin, esnafı perişan edersin, pazarcıyı perişan edersin. Sonra müfettişleri salarsın, etiket kontrolü yaptırırsın. Burada bir yanlışlık var, bir terslik var. Bu işin bir sorumlusu var ama o sorumlu kim? Hiç kimsenin şüphesi olmasın. O sorumlu doğrudan doğruya mevcut hükümettir. Çünkü dünyanın neresine giderseniz gidin, ekonomide bir şeyler kötüye gidiyorsa bunun tek bir sorumlusu vardır, o da hükümettir. Uyguladığı politikalar yanlıştır. Bakın Merkez Bankası... Sayın Bakın, ben burada bir şey yapayım. Sayın Erdoğan da hükümet değil demiyor ama bizden önceki hükümetler diyor. O da 20 yıl önceki. Evet, yani o da diyor ki 20, bunun suçlusu hükümet ama diyor. Bizden önceki hükümetler diyor. Yani gecenin 20, bu saatinde bir espri koyalım diye söylüyorum. Evet, 2002'den önceki hükümetler diyor. Sayın Erdoğan öyle söylüyor. Ben de dedim 20, ki 1881 şey kararnamesi duyun umumiye Muharrem kararnamesi diyerek kadar gidiyorum yani. Bundan önceki hükümette kendisinin başında olduğu hükümettir. Ondan daha önceki hükümette tamam, kendisinin evet. başında olduğu hükümettir. Daha önceki hükümette kendi başında olduğu hükümettir. Bu ülkede 19 senedir hükümet sensin. 20 yıl önceki hükümeti suçluyorsan hükümet etmeyi bilmiyorsun demektir. 20 yıldır iş başında olacaksın, bugünkü enflasyondan dolayı 20 yıl önceki hükümeti suçlayacaksın. Ta 2. Dünya Savaşı sırasındaki ekonomik göstergeleri bugün kendisinin yaptığının yanlış olmadığını anlatmak için delil diye anlatıyor ya. Böyle bir felaket bu ülkenin başına hiç gelmedi. 2. Dünya Savaşı koşulları, o koşullar ayrı bir şey. Ülkenin bağımsızlığı, sınırlarının korunmasının sorun olduğu, yüz binlerce askerin silah altına alındığı, böyle bir dönemdeki bazı ekonomideki gelişmeleri ağzına dolayıp arada bir hatırladıkça konuşmasını, yani vatandaşın demesi lazım ki ya sen ne konuşuyorsun sayın hükümet? Bu söylediklerin söylenecek laf mı demesi lazım? Bununla memleketi idare etmeye kalkıyor. Bakın bir iş yapmıyor. Sayın bir hükümet yapmıyor. Dediğin Sayın Erdoğan değil mi? Ben sayın hükümet deyince hep Erdoğan Sayın Erdoğan'ı kastederim. Evet. Bakın yani enflasyona bakış tarzı yanlış ya. Bakış tarzı yanlış. Nasıl yanlış? Enflasyonu sayın hocam da bilir. Maliye politikası derslerine girmişsinizdir. Ben de maliye politikası derslerine girdim. Enflasyon iki türdür. Biri maliyet enflasyonu, biri talep enflasyonu. Yani talep enflasyonunu yönetme biçimine bakıyorsunuz, bunun sorumlusu hükümet. Maliyet enflasyonunu yönetme biçimine bakıyorsunuz, bunun da sorumlusu mevcut hükümet. Yani dolayısıyla çarşıdaki, pazardaki fiyat artışlarının tamamen sorumlusu mevcut hükümet. Sayın hükümet, kendisi. Ama o...
Kaça demişsiniz? 1800. 81 Muharrem kararnamesi işte Sayın Bakan kitap mı? Orada kitabı var. Orada var. Bu oradan aklıma geldi, Muharrem kararnamesi Duyun Umumiye'yi götürdü ya. Oraya kadar gidecek bu iş işte yavaş yavaş. Ama yani şöyle bir şey var. Bir de kitaptan aklıma geldi. Bir de yandaş, ya bulaşmayayım diyorum ama elimden gelmiyor. Bu yandaşlar var. Onlar da ya inanılmaz insanlar ya. Cem Küçük Habertürk'te konuşuyor.